Şimdi bir başka message handler daha oluşturalım. Bu da gene custom handler olacak. Bir custom handler örneği olacak. Burada ne yapalım? Şöyle main function'ın altına geldik. Type ile tanımlıyorum. Ne olacak bu? Message handler olacak. Ve struct tipinde. Daha önce bunu integer ile yapmıştık mesela. Wolverine ve Iron Man şeklinde. Şimdi bunu yapıyoruz. Message handler'ın içerisine ben message diye bir nesne oluşturuyorum. String diyorum buna. Ve ya tip olarak. Ve function diyorum. Buna bir metot oluşturuyorum. Ve bu metodun da alıcısı kısmına şurada message handler şeklinde veriyorum ben bunu. Bildiğiniz gibi serve HTTP tanımlamam lazım. W HTTP response writer diyorum. İkinci parametre olarak da request'i vermemiz gerekiyor burada. Request'i de gene veriyoruz. Sonrasında ne yapacağız? Mesela fprintf kullanabiliriz burada. Bu da farklı bir yöntem. Buna ilk parametre olarak response writer'ı vereceğiz. Bu response writer'ı alıp onun içerisine şu veriyi yazacak. Mesela yukarıdaki x'ten gelen burada pointer demiştik ya. Bunun içerisindeki zaten anlık olarak bize gelen pointer adresi üzerinde message'da bir veri var. Onu buradan elde ediyorum. Ve bu şekilde ekrana yazabiliriz. FMT eklesin yukarıya. Tamam. Güzel. Şimdi max nesnesini oluşturalım burada. Daha önce yaptığımız gibi HTTP üzerinden new server max diyorum. Bunu kullandık daha önce de. Ne yaparız burada? Mesela x1 olsun. Ben aşağıda tanımladığım message handler'ın bir nesne örneğini oluşturacağım burada. Bir struct oluşturma yöntemi aslında. Message handler diyorum. Bunun şu şekilde süslü parantezli içerisinde buna veri gönderebilirim. O veri nereye gidecek? Buradaki mesaja. Ne diyeceğim bu? Mesajımız ne olsun? Bu bir mesaj. Mesaj olsun. Bunu verdik. Peki bunu ne yapmam lazım? Aslında şu an bir şey yapmama gerek yok. Mesela şurada ikinciyi de oluşturalım. Bu da bir mesaj. Hepsi bir mesaj. Sonra ne yapacağız? Şimdi bunları Mux'a ekleyebiliriz. Mux'un handler'ına ekleyebiliriz. Nasıl olacak? Mesela bir mesaj ya da bir. Yeterli mi? Yeterli değil çünkü neyi göstereceğimizi bilmiyoruz. Burada x1'i veriyorum ben. Bunu kullan diyorum bu handler'a istek geldiği zaman. Bu da ne? 2 olsun. Şimdi ne yapacağız? Handler'lar tamam. O zaman son olarak hadi bir de log ekleyelim buraya. Bu da farklı bir kullanım olsun. Mesela listening şu şekilde. Log kısmına böyle bir şey yazsın buraya geldiğinde. Hani en azından bunun çalışıyor olduğunu konsol ekranına baktığımızda anlayabiliriz. Sonra da HTTP listen and serve diyorum. 80-80 gene bizim ne yaptık? Numlock mı kapalıydı? Bakıyorum. Evet. Şu şekilde max'i de veriyorum ben burada. Kaydettim gene. Log'u da ekledi yukarıya. Şimdi şuraya geldim ve open terminal diyerek bunu açıyorum. Go run main go diyorum. Burada çalıştırmak için. Ve şimdi izin geliyor. Her zamanki gibi. O izni çalıştıracağım. İzin verdim burada. Evet. Şimdi uygulamayı çalıştırdık. Şöyle sayfamı açıyorum ben. Burada şöyle ana sayfaya gelelim. Page not found'u bulduk. Şimdi örneğimizi çalıştıracağız. 1 diyorum mesela. Bakın bu bir mesaj. Burada 2 yazdığım zaman da bu da bir mesaj şeklinde bize uyarıyı gösterdi. Yani ekrana çıktığı gösterdi bizde. Bunu nasıl yaptık? Tekrar bakmak gerekirse. Bu arada bakın listening diye burada halen mesaj gösteriyor. Bu
kapanana kadar da, şurayı kapatana kadar da burası bu şekilde kalacak. Bu da görsel açıdan daha iyi olabilir. Log yazmak şu şekilde. Burada iki tane nesne kullandık. İki tane handler tanımladık. Bu handler'lar custom handler. Bunları biz oluşturduk. Nasıl yaptık? Onu da şu şekilde bir message handler oluşturarak yaptık aslında. Çok basit bir şekilde. İçerisine bir message field'ı alıyordu bu. Onu da şu şekilde değer olarak gönderebiliyoruz zaten. Bunu da gördük. Ve bu oluşturduğumuz message handler nesnelerini de, struct'larını da yukarıda oluşturduğumuz max nesne örneğine, mux nesne örneğinin içerisinde handle function'la verdik. 1 ve 2 isimleriyle bunları atadık. Sonrasında da bu x1 ve x2'yi bunlara ekleyerek son olarak da bu mux nesnesini HTTP listen and serve ikinci parametre olarak verdik. Bunu vermemiz gerekiyor burada. Çünkü gördüğünüz gibi bu mux aslında normal HTTP nesnesinden bağımsız bir nesne şu an şurada. O yüzden bunu tekrar bildirmek gerekiyor. Listen and serve porttan sonra. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere.